fön, hayatın stresi derken yıpranan saçları eski canlılığına kavuşturmanın en hızlı yollarından biri olan keratin bakımı nasıl yapılır son moda yerinde görüntüledi. İpek gibi yumuşacık, canlı ve dolgun saçlara sahip olmayı kim istemez ki? Bunun bir yöntemi var. Yanımda saç tasarımcısı Ferdi Midilli var. Bunun yöntemi nedir Ferdi Bey? Bunun yöntemi keratin bakım. Keratin bakım. Evet, keratin bakım. Son zamanlarda trend oldu. İki çeşit keratin bakım var. Hangisi? Birisi düzleştiriyor, birisi de bakım yapıyor. Ama bizde çoğu olan, son zamanlarda trend olan ikisini aynı anda görüyor bu işlemi. Ya hem düzleşiyor saçlarımız hem de bakım. Yapıyor. Evet. Ve saçın daha parlak olmasını sağlıyor. Evet. Bu bakım 3 ay boyunca gidiyor. Saçta kalıcı bir özelliği var. Model arkadaşımızın saçları da birazcık kabarık ve kıvırcık değil mi? Kıvırcık. O yüzden hem bakım yapılacak hem düzleştirecek. Evet. Saçlarımız kıvırcık değilse ve hafif dalgalıysa da bunu uygulatabiliriz. Diyelim ki bu bakımı uygulattık. Ondan sonrasında saçlarımız dalgalı olsun istiyoruz. Yine de maşa yaptırıp fön çektirebiliriz değil mi? Tabii ki maşa da yaptırabilir. Ondan sonra köpük de kullanıp aynı havayı verebilir. Yıkadıktan sonra, yalnız bu işlemi yıkadıktan sonra iyice kurutması lazım. Kuruttuğu zaman tekrar dümdüz oluyor. Ben sorularıma devam edeceğim Ferdi Bey. Önce sanırım saçları yıkanacak hanımefendinin. İsterseniz yıkayabilirsiniz. Tamam. Saçlar yıkandı, bakımlı bir görünüm için saçlarımız çok önemli. Şimdi sırada ne var Ferdi Bey? Şimdi saçı açacağız, ürünümüzü uygulayacağız. Nasıl uygulanacağını göstereceğim. Şöyle sıvı şeklinde keratin bakın, boya gibi. Hem de çok güzel kokuyor. Ayrıca deri de yakmıyor, duman da çıkmıyor. Ve müşteriyi de rahatsız etmiyor. Ne kadar sürede bir keratin bakımı yaptırmamız gerekiyor? 3 ayda bir yaptırması ideal. Peki daha kısa sürede yaptırırsak zararı var mı? Hayır, zararı yok. Tam tersine daha da iyi bakımlı görünüyor ve daha parlak görünmesini sağlıyor. Düzleşmesi bu uzun süre daha devam ediyor. Saçlarımızı yıkadıktan sonrasında fön çekilmiş gibi değil mi? Evet, yıkadıktan sonra saçı iyice tarayıp sonra fönle yukarıdan aşağı kurutması lazım iyice. Kuruttuktan sonra o düz havayı alıyor direkt. Kendi saç telimizin de yapısını bozar mı? Yapısını bozmuyor. Çünkü yıkandıktan sonra köpük falan sürdükten sonra tekrar eski havasına geliyor. Bu saçı sadece yapması gereken saçı iyice kurutması lazım. Kuruttuktan sonra tabii ki de düzleşiyor. Ama kurutmadan önce bigoyla ya da köpükle beraber şey yaptığı zaman daha da dalgası devam ediyor. Kendimiz de evlerimizde birçok bakım yapıyoruz. Peki keratin bakımını evde kendimiz de uygulayabilir miyiz? Bu keratin bakımının daha uzun süreli devam etmesi için keratin bakımları var. Onu evde uygulayabilirsiniz. Ama bu bakım salonda uygulanıyor. Profesyonel bir bakım bu. Son dönemlerde özellikle oldukça trend. Bunun sebebi de hem sağlıklı gözüküyor hem onarım sağlanıyor. Evet. Yıpranmış saçları tamamen onarıyor ve saç tellerini biraz daha kalınlaştırıyor. Daha dolgun görünmesini sağlıyor. Çıkan saçlara, yeni çıkacak saçlara bir yararı var mı? Yeni çıkacak saçlara daha güçlü çıkmasını sağlıyor ve bakım yapıldığı için daha sağlıklı görünüyor. Ferdi Bey, daha sonrasında saçı yıkayacak mısınız yoksa direkt bu şekilde kurutacak mısınız? Saç 5 dakika bekliyor. 5 dakika sonra saçı kurutma işlemi yapılacak. Sonra fön çekilecek. Fönden sonra pres işlemimiz var. Ondan sonra 24 saat boyunca saçı yıkanmıyor. 24 saat sonra yıkadıktan sonra saçı istediği gibi kullanabilir. Kurutup şekillendirebilir. Saçı özellikle düz fön mü çekeceksiniz? Düz fön çekilmesi lazım ki o pürüzsüz aşağı doğru netliğini sağlayalım.
Ben de çok merak ediyorum son halini. Çünkü hanımefendinin saçı oldukça kıvırcık ve kabarık bir görüntüye sahipti. Şimdi hem bakımlı olacak hem de dilediği gibi düz saçlara sahip olacak. Ne kadar sürede bitiyor işlem toplamda? 1 saatte bitiyor. Şu an keratini saçlarımıza sürdük ve kurumasını bekliyoruz. Sanırım 5-10 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra da Ferdi Bey'in dediği gibi düz fön çekilecek. Ben de sizler gibi son halini çok merak ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum Ferdi Bey. Teşekkür ederim Müge Hanım.